Bakar mısınız? Alo Müjde. Şimdi bakalım bana, benim kanım var mıdır yok mudur? Var mıdır yok mudur? Yok mudur? Ya varmış işte, daha beni buraya arayın. Şşt! Taka tuka! Tahir Yüzbaşı'yı gördün mü? Gördüm, o da kantine doğru gidiyordu. Uy! Ulan bizim çocuklar baskın yiyecek. Bariye kapadı, bariye beyledi. Bariye kedici kudur kudur kudur. Altta, üstte. Bu kadar da üstüme gelinmez ki ya. Bariye kudur! Yeter be! Yeter! Yakışıyor mu lan size? Oluyor mu böyle? Niye üstüne gidiyorsunuz garip? Yazıktır, günahtır be! Bundan sonra kimse bu çocuğun üstüne gitmeyecek. Böyle bir şey yapan olursa karşısında beni bulur. Duydunuz mu beni? Dikkat! Heh, bir koğuşağımız eksikti. Komutanım, koğuşağlığı değil. Asker! Rahat dedin mi? Komutanım, arkadaşımızı yanlış anladınız. He, sizin bir de bu huyunuz meşhur. Birbirinizi kollamanız. Komutanım, bildiğiniz gibi... Bana bak asker. Sen önce komutanla nasıl konuşulacağını öğren. Sallanma karşımda. Ben göreceğimi gördüm. Çavuş, bu koğuş ağasını hemen disiplin koğuşuna götür. Komutanım. Asker, emri duymadın. Emredersiniz komutanım. He, Ahmet Başçavuş'a haber verin. Diğerleri de 5 dakika içinde eğitim alanında olsunlar. Emredersiniz komutanım. Siz askerliği çocuk oyunu mu sanıyorsunuz? He? Karargah destek bölü. Askerlik disiplin demektir. Disiplin! Bu gece öğreteceğim size. Uşaklar! 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 Tahir Yüzbaşı'yı gördünüz mü? Ulan baskına çeliydi daha! Uy! Elimde tutayım. Tut bakalım. Arif abi boşa yaktık arkadaşlar. Sus da konuşma. Allah'ın dengesiz yüzünden bütün gece imanımız gevredi. Şimdi alıştığı yerde rahat rahat yatıyordur. Oh! Sen ne telmaşı adamsın lan! Adama kader bulmuş, bir de sen mi vuracaksın terbiyesiz? Arkadaşlar söyleyin şuna bak, psikopat falan dinlemeyeceğim, elimde kalacak ha. Yeter be Cumhur. Sadu haklı Burder. Bizim yüzümüzden oldu. Elin katil de koğuşta koğuş ağlığı yapmasaydı kardeşim. Cumhur, ayıp olacağım ha. Ah ben size burada bir onbaşının yattığını fark ettiremedim. Fark ettiremedim. Hayır. Sakin ol biraz be. Yeter, senin dilin kayışı koptu yine. Kapat şu gözünü, sahi cidden 20'ye kadar kendine gelme yeter. Gelmezsem ne olur? Aferin Cumhur. Aferin oğlum. Helal bu yollar. Yürü, devam et. Sen de madem diklisin, al şunun elinde otur kardeşim. Böyle asker mi olur ya? Hop! Lafını bile abuk subuk konuşma. Kadri abi, dur Kadri abi. Uyuma sen orada be. Ya Kadri abi, tanımıyor musun sen malını abicim ya? Yapar yapar, ondan sonra da pişman olur. Ya Kadri abi, düşmeyelim birbirimize be abi. Ayıp oluyor arkadaşlar. Lan ben senin yerinde olsam şimdi 10 defa almıştım çürüğü ha. Alkolden zorladım ama vermediler. Ha, eseri. Sinirlendiriyorsunuz, sonra da böyle milletin kalbini kırıyorum. Hepsi yüzünüzden. Vurun. Ayı yap, vurma, müstahap, vurma. Vurma lan bana, vurma, ben ne yaptım sana? Ah be Burder. Bir eşeklik ettik, kırdık seni de. Ben herkes adına özür dilerim senden. Boş ver. İlkokuldan beri hep böyle davranırlardı ona. Niye bu kadar zorluyorsun Eko? Bu askerliği bitirmem lazım. O niye?
Sanki asker kaçağı mı sayılacaksın? Seninki özel bir durum. Olmaz. Tezkere olmazsa... Neyse hadi boş ver. Gelin üstemin. Müsaitseniz dün geceki olayla ilgili konuşmak isterim. Olay tutanakta gayet açık bir şekilde yazıyor üsteğmenim. Sizin yeni askerlerden şu sabıkalı olan. Arif Balkan. Kendini hala hapiste sanıyor. Üsteğmenim, gerekli cezayı vermezsek daha ciddi sorunlarla karşılaşırız. Komutanım, Arif sadece bir arkadaşını korumak istemiş. Benim gördüğüm diğer askerleri korkutup sindirmeye çalıştığıydı. Herkes kendi disiplinini uygulamaya çalışırsa biz nasıl başa çıkarız bu askerlerle? Sorunu olan gider nöbetçi subayla konuşur, olur biter. Sadece rahatsızlığı olan bir arkadaşıyla dalga geçirmesini engellemek istemiş komutanım. Ne rahatsızlığıymış bu? Elinde olmadan karşısındaki insanın hareketlerini taklit ediyor. Bir tür tik yani. Bir tiklimiz eksikti. Ya madem böyle bir sorunu var, askerde işine. Disiplin konusunda benim tavrımı gayet iyi biliyorsunuz üsteğmen. Gerisi sizin sorumluluğunuz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Boyasana asker, ne bakıyorsun boya? Ve bu sebeple de askerlik yapmaya elverişli olmadığını düşünüyorum bu askerin komutanım. Yapma ya. Allah Allah. Peki hangi bölükteymiş bu asker? Levent üsteğmenin bölüğünde komutanım. Peki sağlık muayenesinden geçmemiş mi? Acemi birliğini nasıl bitirmiş? Gittikçe kötüleşmiş olabilir komutanım. Ama şu anda askerliğe elverişli olduğunu düşünmüyorum. Hastaneye sevkinde fayda var komutanım. İzninizle komutanım. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Levent, gel. Levent, senin bölükte tiki olan bir asker varmış. Doğrudur komutanım. Ekrem Aydın. Tahir Yüzbaşı onun askerliğe elverişli olmadığını söyledi. Şununla bir ilgilenir misin? Gel Ekrem. Ben de dosyanı inceliyordum. Durumunla ilgili bir şey yazmıyor. Sağlık muayenesini söylemedin mi? Hayır komutanım. Zor olmuyor mu peki? Her zaman böyle değilim komutanım. Bu aralar memleketten pek bir haber yok. Arayamadım da. Sıkılınca böyle oluyor biraz. İstersen seni hastaneye sevk edebilirim. Aman diyeyim komutanım. İstemem. Anlat bakalım. Çoğu asker, askerliğe elverişli değildir raporu alıp memleketine, ailesinin yanına dönmek ister. Sen neden istemiyorsun? Komutanım, memlekette bir nişanlım var. Kısmetse askerlik bittikten sonra evleneceğiz. İyi ya işte. Bir an önce gider evlenirsiniz. Domatesin eziğini, patlıcanın çürüğünü sen alır mısın komutanım? Sen bizim oraları bilmezsin komutanım. Çüreğe çıkmış adama değil kız, selam bile vermezler. Öyle bir şey yaparsan komutanım, ben bir daha o köye dönemem. Kimse adam yerine koymaz beni. Çok zor olacak ama biliyorsun değil mi? Olsun. Sen beni çüreğe çıkartma komutanım. Ben her şeye hazırım. Tamam Ekrem, gidebilirsin. Ekrem. Al şunu memleketini ara. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, müsaitseniz Ekrem Aydın hakkında konuşmak isterim. Evet. Bölümdeki askerlerim hakkında herhangi bir kaygınız olduğunda önce bana intikal etmenizi rica edecektim. Daha önce o yöntemi de denedik ama çok da iyi sonuçlar almadığımızı siz de gördünüz üsteğmen. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. İşimi iyi yapamadığımı mı söylemek istiyorsunuz?
Bir dönem büyük hizmetleri geçmiş bir asker olduğunuzu biliyorum. Ama şu anda emrinizdeki askerlerin hali ortada. Biri disiplin koğuşunda, diğerinin tikleri olduğunu, kendini kontrol edemediğini siz söylüyorsunuz. Bir de bu gözle bakın üsteğmenim. Komutanım, karargah destek bölüğündeki her askerimin sorumluluğunun bende olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii buna Ekrem Aydın da dahil. Kendisi acemiliğini başarıyla tamamlamış. Askerliğini yapmasında herhangi bir problem göremiyorum. Başka bir şey yoksa üsteğmenim. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Tahir Yüzbaşım, bir sorun mu var? Tikli bir asker var Levent'in bölümünde. Geçen gün rastlantıyla fark etmesem bu haliyle tezkere alır. Düşünebiliyor musun? Koca ordu kimlere muhtaç diye arkamızdan insanları güldüreceğiz. Neyse, alay komutanına konuyu intikal ettirdim. Bence fazla sert çıkmışsınız Yüzbaşım. Yapma Allah aşkına Deniz ya. Biz sağlamları adam edemiyoruz. Bir de bunlarla mı uğraşacağız? Asker ocağı burası. Allah'ın sopası yok işte. Efendim? Bakın Yüzbaşım. Burada ne diyor? Asker ocağı gereklilik durumunda vatanını savunmak ve milletini korumak için gözünü bile kırpmadan canını verecek gözü pek askerler yetiştirmenin yanı sıra. Bunu siz yazmıştınız değil mi? Askerin el kitabının giriş yazısı. Toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi sürekli kılacak, ruhen ve bedenen sağlıklı gençleri toplumun hizmetine sunma sorumluluğunu iyi yetişmiş, anlayışlı, hoşgörülü ve sabırlı subayları aracılığıyla yerine getiren sosyal bir kurumdur. Yani anlayışlı, hoşgörülü, sabırlı subayları aracılığıyla. Tahir Yüzbaşım, ya yazdığınız yanlış ya yaptığınız.